Burası da yatak odamız. Minik aşk yuvamızı nasıl buldun? Ay çok şirin. Bir sürprizim daha var. Gidelim. Korkma, bu yemek pişirmek için değil. Havan bulmak için çok uğraştım ancak bulamadım. Ben de bunu getirdim. Onu tören kabına çevirelim. Aslında onunla ilgili fazla fikrim yok. Peki sana yardım edeyim mi? Tabii edebilirsin, devam et. Böyle olacağını biliyordum. Bu arada bu dünyadaki en iyi havan. Sen de dünyadaki en iyi kadınsın. Sana dediğimi hatırladın mı? Düğün sırasında söylenen her söz kalpten olmalıdır. Sana söyleyeceğim şeyler bir pederin sözlerinin tekrarı olmayacak. Hepsini kalpten söyleyeceğim. Bu ateş buna şahit olacak. Sana vereceğim bütün sözler ve vaatler, yedi dönüş ve yedi sözün çok daha ötesinde olacak. Bir koca olarak sana bu evi verdim. Ama burayı sen yuva yapacaksın. Sana söz veriyorum. Hayatında hiçbir şeyden yoksun kalmayacaksın. Sonsuza dek seni çok mutlu edeceğim. Sana yine söz veriyorum. O güzel gözlerinden bir daha yaşlar dökülmeyecek. Ne yapıyorsun deyip? Hangisinin rengi güzel bakıyorum? Arohi'nin mi yoksa üzümün mü? Deyip. Git buradan, beni rahatsız ediyorsun. Pekala, tamam. Sen işine devam et. Ben de kendi işimi yapayım.
Bu arada seni eğlendirmek istemiştim. Tamam. Şimdi neye bakıyorsun peki? Gelinlik kusursuz olmalı. İşte bu yüzden de tam ölçünü alıyorum. Deyip. Tamam, çok az kaldı. Bırak beni. Ölçü alıyorum. Gelinlik harika olmalı. Bu arada senin gibi biri bu kepçeyle dövünmeli. Olamaz. Ne? Buraya bırak gel. Peşimi. Buraya gel. Hayır, hayır, hayır. Ölçüm hayır, alıyorum. Dur, tamam. Sana ölçümü... Mezurayı bırakıyorum, tamam, bırakıyorum. Telefon. Alo. Düğünün hayırlı olsun. Ama unutma, kalan törenler gerçekleşmeyecek. Bu yüzden mutluluk oyununa hiç gerek yok. Arayan kim? Tara. Arayan Tara'ydı. Bilinmeyen numara. Sana ne dedi? Düğününüz hayırlı olsun dedi. Demek düğünümüzü kutladı. Demek ki burayı da buldular. Ne yapıyorsun? Kimi arıyorsun? Şu an neredesiniz? Asansörün yanındayız. Çavanni evde yalnızdı. Bu yüzden yanınıza getirdik. Arohi. Söyle, kiminle konuşuyordun? Müfettişle. Müfettişle mi? Geliyorlar. Asansörün yanındalar. Çavanni de geldi. Bunu polise mi anlattın? Onlara ne zaman söyledin? Onlara telefon etmiştim. Çok korkmuştum. Onlara yanından ayrılmamalarını söyledim. Hayatın tehlikedeydi. Arohi, bunu polise söylememeliydin. Burada bekle. Hemen dönerim. Deyip. Müdür aradı. Bir an önce Çavanni'yi yukarıya götürün. Anlaşıldı mı? Hadi, komiserle konuşup geliyorum. Evet efendim. Çavanni! 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 Çavanni, iyi misin? Söyle! Abi! Deyip abi, lütfen kurtar beni! Çavanni, korkma, seni oradan çıkaracağım! Abi! Lütfen kurtar beni! Çavanni, hadi bana elini ver. Deyip! Yoksa onlar yukarı mı çıktı? Hadi elini uzat. Dikkatli ol. Dikkat et. Dikkat et. Bayım, lütfen onu doktora götürün. Polis ve itfaiyeyi arayın. İçeride polisler var. Deyip abi, Deyip abi, lütfen beni onlarla gönderme. Çok korkuyorum, beni bırakma. Çavanni, korkma. Yukarıda ablanın hayatı tehlikede, oraya gitmem gerek. Onlarla hastaneye git. Arohi! Arohi! Arohi, neredesin? Arohi! Arohi, iyisin değil mi?
deyip çok uğraştım ama onu kurtaramadım. Parmağımdan sonra nişan yüzüğümü aldılar. O aldı, durdurmaya çalıştım ama durduramadım. Bunun hiçbir önemi yok Aroy. Sana binlerce yüzük feda olsun. Şükürler olsun iyisin. Beni çok korkuttun. Bugün sana seni koruyacağıma söz verdim. Ve bu sözümü tutamadım. Olan oldu deyip önemli olan beraberliğimiz, bize bir şey olmasın yeter. Öbür eve dönmek zorundayız. Çünkü burası hiç güvenli değil. Bu evi sevgiyle dayayıp döşediğini biliyorum. Bugün değilse yarın buraya yine döneceğiz. Burası evimiz bizim, değil mi? Hadi gidelim. Deyip, bu evde sadece ayak izleri var. Elinin de izi olmalı. Aroy, ne yapıyorsun? Zaten elin yaralı. Hadi hemen gidelim. Sen burada kal. Neden Arohi? Neden benim VIP'imle evleniyorsun? Benim yerime bu nişan yüzüğünü sen takıyorsun. Onu almadan önce bütün parmaklarını keseceğim. Senin. Hayır! Ama ondan önce bu yüzüğü almalıyım. Çok güzelmiş. Deyip bana ihanet ettiği için ve Arohi'yi sevdiği için mutlaka en büyük cezayı çekmeli. Deyip ölecek. Ama onu Tara değil, Arohi öldürecek. Bana bir söz vermeni istiyorum. Söz mü? Nasıl bir söz? Sonsuza dek beni seveceksin. Hiç bıkmadan. Sadece beni. Sana söz veriyorum. Sonsuza kadar seni seveceğim. Ama deyip, bu o kadar kolay değil. Sözünü tutmazsan mutlaka cezasını çekersin. Cezayı kabul ediyorum. Sadece beni seveceğine her zaman inanıyorum. Hem verdiğin her sözü tutuyorsun. Sözünü tutmadın ve bunun cezasını çekeceksin deyip.
Seni Arohine'ni öptüğünü zannedeceksin ama sana vereceğim zehir yuttuğun zaman sonsuza kadar huzur içinde uyuyacaksın. Taraya ihanet ettiğin için senin cezan bu deyip üzgünüm canım sevgilim. Hadi sevgilinle ödüllendir beni deyip seni öpmeyi o kadar çok istiyorum ki. Öp beni. Ne sanıyordun ha? Seni tanımayacağımı mı Tara? Beni ve Aroi'yi artık kandıramazsın. Anladın mı? Sadece beni seveceğine her zaman inanıyorum. Elime düşmen çok iyi oldu. Şimdi bana geçmişimi anlatacaksın. Aroi'nin nerede olduğunu da söyleyeceksin. Ne geçmişin ne de Aroh ile ilgili hiçbir şey öğrenemeyeceksin deyip her şeyi anlatacaksın. Yoksa... Yoksa ne? Öldürür müsün? Beni öldürecek misin? Beni öldürmen hiçbir şey değiştirmeyecek. Çünkü bütün vücudum taşa dönüştüğü gibi kalbim de taşa dönüştü. Görmek ister misin? Seyret o zaman. İşte bak canım acımıyor. Madem bana ait değilsin o zaman Aroy'a da ait olmayacaksın. Onu nerede sakladığımı ve geçmişinin sırlarını hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Benim olmayacaksan kimsenin olamazsın. Şimdiye kadar Arohi çoktan ölmüş olmalı. Yürü. Tara Deep'i çoktan öldürmüştür. Biz neyi bekliyoruz? Onu şimdi öldürüp cesedini kimsenin bulamayacağı bir yere atacağım. Şimdi söyle bakalım, onu ben mi öldüreyim? Hayır, ben öldüreceğim. Onun yüzünden ailem paramparça oldu. Artık işin bitti Arohi. Aa, olamaz. Ah, Virat. Virat, onu yine kaçırdın. Orayı. Nereye böyle? Gitmene izin vereceğimi mi sandın? Gitmeyi bırak bir de kaçıyorsun. Şimdi doğru yerine. Yürü! Tara, Deep'i öldürdün mü kızım? Hayır anneciğim. Deep hala hayatta. Tara yaşıyor mu diye sormuyorsun. Deep. Beni çok iyi dinle. Eğer kızımın saçının teline bile dokunursan, bulacağın tek şey Arohi'nin kemikleri olur. Seni aramamın sebebi de buydu. Arohi'nin kılına bile zarar gelirse, kızının kemiklerini asla bulamazsın.
Neyse, kızını görmek ister misin? İşte. Anne! Tara! Olamaz! Dip! Konuyu anlamışsınızdır. Şimdi Arohi'yi görmek istiyorum. Onu hemen görmek istiyorum. İyi olup olmadığını öğrenmeliyim. Onun kılına bile dokunduysanız... Tara bir parmağından olacak. O bana bir şey yapamaz anne. Sen ona kulak asma Deep'i çok iyi tanıyorum. Beni asla öldüremez o. Seni öldürmek isteyen kim? Kızının acı çekmesini istiyorum. Görmek ister misin? Hayır! Hayır yapma. Yapma sakın kızıma zarar verme. Sen nasıl istersen öyle olacak. Söyle. Söyle hadi ne istiyorsun? Tara'ya karşılık Arohi. Adresi göndereceğim. Arohi'yi oraya getireceksiniz. Onu öldüreceğim. Elimden kurtulamaz. Tara! Virat, Arohi'yi orada bırak. Tara da burada bekleyecek. Önce Tara'yı bırak. Deep, asla affetmeyeceğim seni. Virat Tara kaçın. Gidelim Tara. Yakalayın! Deep! Deep! Hey, burada biri var! Yürü. Tamam, alın hadi. Kalk. Yürü! Yürü! Deep. Şimdi bana bütün geçmişimi anlatacaksın anne. Yoksa tetiğe basmak için bir saniye bile düşünmem. Deep, büyük bir hata yapıyorsun. Çok büyük. Geçmişin o kadar kötü ki. O sırrı duyunca beni değil belki de kendini vurursun. Bak, ne yapması gerektiğine karar verecek kişi benim. Hadi anlat artık. Tamam. Olur. Dinle. Annen çok güzel bir kadındı. Ama öldürüldü deyip. Kim yaptı? Aslına bakarsan anneni öldüren o kişi ölmeyi hak ediyor. Katilinin adıysa deyip. Raj. Sink'ti. Beni vurmak istiyordun değil mi? Öyleyse ne duruyorsun hadi? Hadi durma. Buna cesaretin yok mu?
Gerçekler çok acıdır deyip. Bu sırrı senden hep sakladım. Çünkü biliyordum ki gerçeği asla kaldıramazdın oğlum. Buna dayanamazdın, delirip kendini vurabilirdin. Bunu senden saklayarak büyük bir iyilik yaptım. Tara'yı cezalandırmak ve Arohi için adalet istiyorsun sen mi? Kendi annesini öldüren biri adaleti sağlayacak, öyle miydi? Sen kendi anneni vurdun, onu öldürdün. Hayır. Hayır, yalan söylüyorsun. Bunu yapmış olamam. Söyle, annemi neden öldürdüm? Hadi söyle! Biliyor musun, sen ve Tara bugüne kadar niye beraberdiniz? İkiniz de aynısınız. Bir madalyonun iki yüzü gibi. Zavallı kızım deliliğinden insanları öldürüyor. Ama sen planlayarak zavallı anneni öldürdün. Bütün kötü alışkanlıklara sahiptin de, kumar, alkol. Üstelik kıyafet değiştirir gibi sevgili değiştirirdin. Kızları tuzağa düşürmek, kullanmak senin eğlencendi. İşte senin gerçeğin. Annen iyi bir kadındı. Bu yaptıklarına dayanamıyor ve üzüntüden kahrolıyordu. Seni azarlar, kızardı. Onunla kavga ederdin. Seni adam etmek istedi. Seni ve davranışlarına katlanamıyordu deyip ve bir gün yine o öfkene yenik düşüp silahını çekip zavallı anneni pat diye öldürdün. İşte öldürdün. Dip. İndir silahını. Yoksa ateş edeceğim. Artık kaçamazsın. Tanrım. Tamam. Koş! Yalan söylüyorsun. Bu anlattıklarının hiçbirini hatırlamıyorum. Anlatayım. Anneni iyi tanırdım. Benim arkadaşımdı. Bu olay olduğunda oradaydım. Neyse, anneni öldürdükten sonra yaptığını kaldıramadın. Ve sinir krizi geçirip başını çarptın deyip. Bundan kurtuldun çünkü ben oradaydım. Ama hafızan asla geri dönmedi. Daha sonra baban seni terk etti. Artık ailem diyebileceğin kimse yoktu. Annen arkadaşımdı. Arkadaşlık hatırına seni oradan alıp evime getirdim. Deyip seni sokaklardan alıp kabullendim. Çünkü artık sen bir yetimdin. Sana yapmadığım iyilik kalmadı. Sırf seni avutmak için sana söylemediğim yalan yoktu. Sana bu yalanları anlatmamın sebebi hayatta kalman için de deyip. Çünkü gerçeği öğrenseydin, aklını oynatırdın. Bu gerçek o kadar acıydı ki asla tahammül edemezdin deyip. O zaman değil ama şimdi deliriyorsun işte. Bugün de aynı şeyi yapıyorsun bak. Sana evini açan kadını, yani Roma Rayçand'ı aynı şekilde öldürmeye çalışıyorsun. Peki kimin için? Arohi. Tanrım, Arohi için. Hayır, yalan söylüyorsun. Dip, ne oldu? Söyle Dip'e ne yaptın? Müfettiş Roma burada. Siz bunu alıp hemen polis aracına götürün.
Yürü, çabuk. Hadi, hemen gelip yakalayın onu. Dip, Roma. Roma. Roma, şu tarafa kaçtı, yakalayın. Dip. Dip. Dip, ne yapıyorsun? Kendine gel. Ben bir katilim. Ben bir katilmişim, anladın mı? Bırak beni. Sakin ol lütfen, dinle beni. Ne diyor beni. Bu? Söyle, kimi öldürdün? Kimseyi öldürmedi o. Geldiğimde Roma buradaydı ve Dip dinle beni. Roma sana mutlaka yalan bir hikaye anlatmıştır. Ona inanma. Onu çok iyi tanıyorsun. Sen katil değilsin. Bir şey yapma. Birini öldürdüm. Dip, hayır. Hayır, dur, hayır. Tut şunu, hadi. Ne olur. Dip. Bırak. Dip, lütfen bırak yapma. Beni. Dip, yapma. Dip. Dip. Aç gözlerini. Dip. Dip, lütfen. Dip. Astana tarafından verilen raporu okudum. Bir işi çıkınca gitmek zorunda kaldı. Bu yüzden vaka bana verildi. Vakayı iyice inceledim. Ne zaman geçmişini hatırlamaya çalışsa, zihinsel stres nedeniyle durumu daha da kötüleşiyor. Ben katilim! Ben katilim! Hayır, sen katil değilsin. Birini öldürdüm. Roma ne dedi de deyip bu duruma düştü ki? Deyip kimi öldürdüğünü söylüyordu. Bir süre dinlenmesi gerekiyor. Kendine geldikten sonra kriz geçirirse ona iğnesini vurun. İzninizle gitmeliyim. Siz benimle gelin lütfen. Bana bir söz vermiştin diyeyim. Benimle her zaman ilgilenecek, beni koruyacaktın. Ama şimdi ben sana bir söz vermek istiyorum deyip. Ben yaşadığım sürece sana bir şey olmayacak. Ben de her zaman seni koruyacağım. Söylesene, sen nereye kayboldun? Burada çok büyük bir olay yaşandı. Hemen döneceğini söylemiştin ama şimdi geliyorsun. Arohi. Arohi bak. Her şeyi biliyorum Deni. Bu işte senin parmağın var. Deyip bana nişan yüzüğünü verdiğinde sen de oradaydın. İkimizin ne konuştuğunu sadece sen duydun ve telefonda Tara'ya her şeyi anlattın, değil mi? Deyip gözümü bağlayıp beni götürdüğünde bunu bilen sadece sendin. Hemen Virat ve Tara'ya bütün bilgileri verdin. Başkası olamaz. Her şeyin arkasında sen varsın. Hayatını hiçe sayıp senin hayatını kurtaran kişiden mi bahsediyorsun? Ben hiç kimseye bir şey anlatmadım. Lütfen artık inan bana. Sana inanmak istemiyorum. Arohi. Tamam. Demek benden şüpheleniyorsun. Deep'in geçmişini öğrenmek için dışarı çıktım. Evet, bazı bilgilere de eriştim. Ama öğrenmesen daha iyi olur. Peki neler öğrendin? Öğrenmek istiyorum. Bir polis memurundan bilgi aldım. Birkaç yıl önce Jaipur'da görevliymiş. Emekli olunca da Mumbai'ye dönmüş. İsmi Niraj Verma. Onunla görüşmeye gittim. Ve bana dedi ki... Ne? Hadi Deni, anlat şunu artık. Bana dedi ki, Deep'in annesi öldürülmüş. Ve Deep bir şekilde olaya karışmış. Deep mi? Karışmış derken ne demek istiyorsun? Bana sadece bunu söyledi.
Ama Arohi artık anlamış olmalısın. Deep çok tehlikeli bir insan. Lütfen artık ona güvenme, lütfen. Ben katilim. Hayır değilsin, sen bir şey yapmadın. Birini öldürdüm. Hayır. Hayır, yanılıyor olmalısın. Deep o katillere benzemez. O kimseye yanlış bir şey yapmaz, kimseyi öldürmez. Ben onu çok iyi tanıyorum, gerçekten. Hem ben müfettişle tanışmak istiyorum. Lütfen, derhal. Bayım, bir dakika. Bakın bu ev... Bakın, bu evde yıllardır kimse kalmıyor. Kapısı yıllardır kilitli. Siz neler söylüyorsunuz? Niraç Verma burada kalmıyor. Bayım, evim buraya bir taş atımı mesafede. Burada kimin kaldığını bilmez miyim hiç? Bu ev Rustem Batlavafa'ya ait. 6 yıldır Avustralya'da kızıyla birlikte yaşıyor. Ama... Bu adam saçmalıyor. Arohi, onunla daha 2 saat önce konuştum. Yeter Deni, daha ne kadar yalan söyleyeceksin? 6 yıldır terk edilmiş evde kiminle görüşebilirsin ki? Aman Tanrım, yoksa Deni bunu beni evden çıkarmak için mi yaptı? Deyip evde tek başına... Çavanlı, Deep abine git. İyi değil mi? Bak hemen. Abla, Deep abimin yanındayım. Şu an uyuyor. Çavanlı, yanından ayrılma. Ona dikkat et, olur mu? Hemen geliyorum. Tamam abla. Arohi, beni dinle. Sana anlattığım her şey gerçek. Daha önce Deep, Tara ve Roma'ya çalıştığından şüphelenip sana ihanet ettiğimi sandın ama kendimde değilken böyle bir şeyi nasıl yapabilirim? Düşmanınız bizim hakkımızda her şeyi biliyor. Nereye gideceğiz? Kiminle buluşacağız? Ne yapıyoruz? Her şeyi. Doğru söylüyorum Arohi. Bugün o polisle konuştum. Ama hiçbir delilim yok. Bak Deni, ne yalan ne de doğru. Çok yakında bir karar vereceğim. Ama çok dikkatli ol. Eğer senin yüzünden Deep'in kılına zarar gelirse seni asla affetme. Müfettiş, hemen Ralçatların evine gelebilir misiniz? Evet hanımefendi, size nasıl yardım edebiliriz? Çayport'ta 5 yıl önce bir suçlamayla Deep'e dava açılmış. Sizden bu davayla ilgili acilen bilgi rica ediyorum. Bu söylediğiniz kolay değil. Çünkü dava başka bir şehirde. Üstlerinden emir almadan bize dosyayı vermezler. Lütfen beni anlamaya çalışın. Bu sadece bir kişinin değil, bütün ailenin hayatını ilgilendiriyor. Bir şekilde o dosyanın bir kopyasına ulaşın, olur mu? Belki siz bilmiyorsunuz ama o dosyayı silah olarak kullanıp Tara ve Roma Deep'i delirtmeye çalışıyor. Lütfen ona yardım edin. Yoksa Deep gerçekten delirecek. Bir şeyler yapın. Müfettiş, Jaipur'dan Raviraj'ı arayın. Tamam efendim. Yardım ediyoruz çünkü bu davanın temeline inmeliyiz. Artık Tara Raychand tekrar idam sehpasına gitmeli. Benim istediğim de bu. Kocamı kurtarmak istiyorum. Roma Deep'e yalan söyledi. Gerçek ortaya çıkarsa Deep kurtulabilir. Efendim, davayla ilgili mail geldi. Orada ne yazıyor? Neymiş asıl mesele? Deep'in asıl adı Raj Deep Singh'miş. Raj mı? Raj kim? Peki, Deep'in annesiyle ilgili bir şey var mı? Raj Deep'in annesi öldürülmüş. Başka detay yok. Çünkü cesedini bulamamışlar. Ama annesi öldürüldüğü sırada Raj Deep'te olay yerindeymiş. Yani aslında tek şahit oymuş. Ateşli silahla öldürülmüş. Ateş eden Deep ya da başkasıydı. Bunu bilmiyoruz. Bu arada o da olay sırasında yaralanmış.
Dip'in aleyhine olan her şey annesinin ölümünden sonra birden ortadan kalkmış. Polis onu uzun süre aramış. Eğer Raj Dip annesini öldürmediyse neden ortadan kayboldu? Bu dava çözülmese de dosyası kapatılmış. Çünkü ceset bulunamadığı için Dip'e karşı tutuklama kararı çıkmamış. Ben Roma Reichant'ın parasının gücüyle bu davayı kapattırdığını düşünüyorum. Evet, bu dava kapatıldı ama Dip'e yardım etmek için değil. Onu tuzağa düşürüp yanlış yönlendirmek ve ömür boyu onu köle olarak kullanmak için. Evet, şimdi her şeyi anlıyorum. Roma Dip'in hafızasını kaybetmesine fırsat verip ona yanlış hikayeler anlattı, değil mi? Ve Tara Dip'e her zaman yaptıkları iyilikleri anlattı. Böyle yaparak Dip'i bütün pis işlerinde kullanmak istiyordu. Dip bir şey yapmadı, kimseyi öldürmedi o. Müfettiş, çok teşekkür ederim. Yaptığınız her şey için size minnettarım. Artık Dip'e gidip ona masum olduğunu söyleyebilirim. Onun hiç kimseyi öldürmediğinden emindim. Bu yüzden ona hep yalan hikayeler anlatıldı işte. Bunu ona anlatınca artık tamamen iyileşecek. Çok mutluyum. Kadam, gözünü dört aç. Beni bilgilendirmeye devam et. Peki efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.